Çocukken çok meraklı bir çocuk olduğum hep anlatılır. Benim hayatımı derinden etkileyen tabii dönüm noktaları oldu. Bunlardan bir tanesi, çok iyi hatırlıyorum, ben 5 yaşındayken babam bana bir kitap hediye etti ve kitap Madame Curie ile ilgiliydi. Herhalde babam ondan etkileneceğimi düşündü. Fakat ben kitabı okuduğumda onun yerine onun kocasına aşık oldum, Pierre Curie. Pierre Curie bir laboratuvarda hiçbir eğitim almadan kardeşiyle birlikte piezoelektrik denilen bir olguyu keşfediyor. Ve bu çok inanılmaz harika bir olgu çünkü piezoelektrik malzemeler birçok yerde bulunuyor tabii dünyada ve biz bu malzemeleri aktif elemanlar olarak kullanabiliyoruz ve enerji üretebiliyoruz bu aletler sayesinde. Ve bunun bu olayın sonunda ben fiziğe çok ilgi duydum ve fizik okumaya karar verdim. Hiç kimse beni desteklemedi. Herkes fiziğin beni mutsuz edeceğini, başarılı olamayacağımı, iş bulamayacağımı söyledi. Ama öyle olmadı. Her şey çok güzel ilerledi. Çünkü ben hep hayallerimin peşinden koştum. Ve yapmak istediğim kafamda bir proje vardı ve onu gerçekleştirmek istemiştim. Ben küçükken dedemin kalp yetmezliği sonucunda 28 yaşında hayata veda ettiğini öğrendim. Ve kendim 28 yaşına gelene kadar kalp hastaları için bir şey yapmaya söz verdim. Ve bu piezoelektrik aletleri kullanarak tamamen kalbin üzerine yapıştırılabilen ve kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen giyilebilir bir kalp pili icat ettim. Günümüzde kullanılan kalp pilleri her 6 ya da 7 yılda bir değiştirilmek durumunda. Çünkü içerilerindeki bateri pil bitiyor. Fakat benim yaptığım aletle herkesin ortak noktası olan kalbin atış enerjisini bitmeyen bir enerji haline dönüştürebiliyoruz. Benim esin kaynağım da ailemin hastalıkları. Ve ailemin hastalıklarına cevap verebilmek veya onların hayatlarını birazcık daha iyi hale getirebilmek için aletler üretiyorum. Mesela son yaptığım aletlerden bir tanesi de beyin için, beyin tümörlerinin dedekte edilmesi ve iyileştirilmesi için yapılan bir alet. Geçen yaz teyzemi kaybettim, tek teyzemdi. Ondan önce bir başka teyzemi daha kaybettim, o da kanserdi, kolon kanseriydi. Bir sonraki çalışmamda hatta kolon kanseri üzerine olacak. Yaşadığım aile fertleriyle yaşadığım ve kaybettiğim aile fertleriyle yaşadığım zamanları ne kadar kaliteli geçirdiğimi biliyorum. Onlarla geçirdiğim zamanın ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. Ve benim yaşadığım üzgün dönemleri başka insanların yaşamasını istemiyorum. Ve kabiliyetin olduğu konu üzerinde ilerlemeye çalışıyorum. Yani hayalimi aslında tam olarak ulaştığımı söyleyemem. Benim hayalim çünkü süregelen bir hayal. Her zaman diyorum ben insan kalmayı hayal eden bir bilim emekçisi. Yaşadığımız olaylar, geçirdiğimiz mekanlar bizi farklı kılıyor. Ve insan olmak demek özüne dönmek demek. Ve insan olmayı başarabilen bir insan adaletli emeği her zaman sağlar. Ve adaletli emek, adil emek herkesin işine yarar. Ben de adaletli, adil bir emek yapıp insanlığa sunmak niyetindeyim. Ve bu 30 yaşından önce veya 30 yaşından sonra yapılabilecek bir süreç değil, tamamen bir hayat süreci. Ve benim hayalim dediğim gibi yaşadığım süre boyunca bu çizgide devam etmek ve yaptığım emeği insanlığa sunabilmek. Türkiye'deyken mükemmel bir eğitim aldığımı düşünüyorum, harika bir eğitim aldım. Karma bir eğitim sisteminde olmak bana çok şey kazandırdı. Ve kendimden farklı düşünen insanlarla, arkadaşlarla birlikte çalışmak benim vizyonumu inanılmaz derecede açtı. Canan sen daha ne yapacağına karar verememişsin. Farklı farklı şeylere odaklanıyorsun. Odaklanamıyorsun daha doğrusu diye söylemişti. Ben de şöyle bir cevap vermiştim. Zaten benim yapmak istediğim şey bu bütün alanları içeren bir şey. Ve olmayan bir şey. Ben olmayan bir şeyi farklı alanlardaki bilgileri toplayarak yapmaya çalışıyorum demiştim. Beni koşulsuzca seven ve her anlamda destekleyen çok sevgili bir ailem var. Onun için hepsine gerçekten sonsuz minnettarım. Ama annem gerçekten benim ben olmamı büyük anlamda sağlayan kişidir. Çünkü ben ilk deneylerimi hep annemle yaptım. Ben düştüğümde hiç beni kaldırmadı. Hep benim bir şeyler yapmamı sağladı ve
Çok basit ama çok etkili bir cümlesi vardır. Hep onu düşünüyorum ve her kötü zamanda aklıma getiriyorum. Herkes kendi hayatını kendisi yaşar der annem. Çok doğrudur. Ben de kendi hayatımı kendim yaşıyorum. Kendime inanıyorum ve yapmak istediğim işlerin birçok kişiye yarayacağını düşünüyorum. Kadın olmak büyük bir zorluktu. Çünkü bir deney yaptığımda, Amerika'da da bu, Türkiye'de de aynı şekilde. Amerika'da biraz şaşırdım aslında bu olaylarla karşılaştığım için ama sanırım kadın olmak dünyanın her yerinde zor. Bir deney yaptığımda veya çalışan bir alet tasarladığımda bunu gerçekten sen mi yaptın? Kim sana yardım etti? Bunu tek başına yapabiliyor musun gibi sorularla karşılaştım. Bir olaya çok fokus olabilme yeteneklerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve de çok fonksiyonlular. Yani evde anne oluyorlar, işe geliyorlar, aynı zamanda çalışıyorlar. Aslında birçok şeyi aynı anda yapmanın yükünü taşıyorlar. Bu belki birazcık kadınları bu bilim alanında daha da geride tutmuş olabilir. Kendi grubumdaki öğrenciler için bir denge oluşturmaya çalışıyorum. 5 tane erkek öğrencim varsa 5 tane kadın öğrenci olmasını tercih ediyorum ve onları eş durumunda çalıştırıyorum. Çünkü erkekle çalışmak ve kadınla çalışmak farklı şeyler, farklı biyolojik yapılarımız var. İkisinin çalışması mükemmel, muazzam projeler ortaya çıkarıyor. Çünkü her birimiz farklı düşünüyoruz ve olaylara farklı açılarla yaklaşıyoruz. Bir erkeğin bir kadınla çalışmanın ne kadar düzgün olabileceğini, ne kadar eğlenceli olabileceğini görmesini istiyorum. İnsan olarak hepimiz eşitiz. Yani farkımız yok, gerçekten yok. Bir tek kromozomlarımız farklı. Aynıyız. Farkımız yok. Hepimiz dünyaya doğarak geliyoruz ve bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnsanları gruplamak yanlış bir şey. Ve aslında farklı düşünce yapılarına sahip ve biyolojik yapılara sahip insanları bir araya getirmek en akıllıca yol. Farklı insanların, farklı biyolojik yapılara sahip, farklı vizyonlara sahip insanları bir araya getirmek sadece bilim için değil, devletler için de çok önemli. Gelecek kadınların elinde. Kadınları eğitmek, çocukları eğitmek anlamına geliyor. Erkek çocukları, kadın çocukları eğitmek anlamına geliyor. Kadını eğitmek yapılabilecek en akıllıca iş. Kadınlar bulundukları her ortama güzellik getirirler, renk getirirler. Böyle olduğunu düşünüyorum. Yaptıkları, sevdikleri işe pes etmeden tutku ve aşk ile bağlanmalarını istiyorum. Hayal etmelerini istiyorum. Ve asla kendilerini başkalarıyla kıyaslamamalarını istiyorum. Model alabilirsiniz, şevk duyabilirsiniz ama ileri gidip kendinizi başkalarıyla kıyaslarsanız mutlu olamazsınız. Siz olarak yolunuza devam edin ve asla pes etmeyin.